Merhabalar, Çarpanlar katlar dersinin ikinci dersiyle karşı karşıyayız. Birinci dersin sonunda bu sembolün ne anlama geldiğini söyleyecektim. Onunla başlayacaktım, onu unutmuşum. Şimdi ne anlama geldiğini atıyorum. Şu Çağdıl'ın Ç'si, şuradan Feyzi'nin F'si ve buradan da Türkmen yani Çağdıl Feyzi Türkmen sembolünü yapmış oldum. Bunu ta ortaokuldan beri kullanırım aslında. Şimdi göstermek nasip oldu sosyal medyaya. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyoruz. Doğal sayının çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda gökkuşağı şeklinin meydana geldiğini göstereceğiz. Bunu nasıl yaptığını anlatıyorum şimdi. 12'nin çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olacaktır. Dikkat edersek burada şöyle bir olayla karşı karşıya geleceğiz. 1 ile 12 Çarparsak yani baştaki ile sonundakini çarparsak sayıyı elde ederiz. Bakın 2 ile 12'yi çarparsak yine sayıyı elde ederiz arkadaşlar. 1 ile 12, 2 ile 6 ve 3 ile 4'ün çarpımı dikkat edersek el. sayının kendisini veriyor. Şöyle bir gökkuşağı modeli oluşuyor. Dikkat edersek şimdi 36 sayısını inceleyeceğiz ama burada teknik bir durumla karşı karşıya geleceğiz. Hemen olayın ne olduğunu göstereyim arkadaşlar size. Onu da anlatayım. 36'ya yazacak olursak 1 2 çarpanları 3 4 6 daha sonra 9 12 18 ve 36 36'nın çarpanlarıdır. Yine benzer şekilde ilerleyecek olursam bakın 1 ile 36'nın çarpımı 36, 2 ile 18'in çarpımı 36, 3 ile 12'nin çarpımı 36, 4 ile 9'un çarpımı 36. Ortada bir 6 kalıyor. 6'yı da kendiyle çarparsak bakın yine 36 oluyor. Buradaki o tek kalan duruma lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi asal sayı kavramından bahsedelim. Bir ve kendinden başka bölün olmayan sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayının 2 olduğunu arkadaşlar asla unutmayalım. 2'den küçük asal sayı yoktur. Yani negatif bir sayının asal mı değil mi olduğunu düşünmeye gerek yok. Sadece 2'den büyük olan sayılar ve 2 asaldır arkadaşlar. Asal olup da çift sayı olan tek sayı arkadaşlar 2'dir. 2 i̇ki haricindeki tüm asal sayılar Tek sayıdır. 2 ve 3 haricinde bütün asal sayılar altının katından bir fazla ya da bir eksiktir. Bununla ilgili şöyle bir soru gelebilir belki. Hani aşağıdakilerden hangisi doğrudur veya yanlıştır diyecek olurlarsa işte. Eğer böyle bir cümle geçerse bütün asal sayılar 2'nin altının katından bir fazla ya da bir eksiktir derlerse. Bu da garanti doğru bir bilgidir. Asal olmayan sayılara arkadaşlar bileşik sayı denir ama doğal sayılara bileşik sayı denir. Mesela. 4 bir bileşik sayıdır, 6 bir bileşik sayıdır, 9 bir bileşik sayıdır, 12 bir bileşik sayıdır, 15 bir bileşik sayıdır gibi devam edebiliriz. Şimdi asal sayıları şöyle bir yazalım istiyorum arkadaşlar. Neler var asal sayı olarak yazabileceğimiz? Şuraya yazalım. 2 asaldı, 3 asaldı, 5 asal, 7 asal, 11 asal, 13 asal, 17 asal, 19 asal, 23 asal, bu dosyada bir tek sayılara bakarak gideceğim. 25 olmaz, 27 olmaz, 29 asal böyle ilerliyoruz. 30 ile 40 arasında kaç tane birleşik sayı vardır sorusuna şimdi cevap arayalım arkadaşlar. 30 ile 40 arasında kaç tane sayı vardır önce ona bir bakalım. 30'dan sonra 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Burada toplamda 9 tane sayı var. Peki bunlardan kaç tanesi asal diyecek olursak? 31 asal sayıdır. 33 olmaz, 35 olmaz, 37 asal sayıdır, 39 olmaz. O zaman iki tane asal sayı çıkartırsam 7 tanesi arkadaşlar bileşik sayıdır diyebiliriz. Şimdi bölünebilme kurallarını anlatıyorum. Bölünebilme kurallarını neden anlattığımı dersin sonundaki durumda göreceksiniz arkadaşlar. 2 ile bölünebilme son basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür arkadaşlar. Son basamağı tek olan sayıların 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Örneğin 13, 2'ye bölersek 6 kez var, 12 kalanımız dikkat edersek 1. Son basamağı 0 veya 5 olan sayılar arkadaşlar 5 ile tam bölünür. Bu 5 ile bölünebilme kuralıydı hatırlarsak. Şimdi bir sayının 5'e bölümünden kalan 1 ise biz buradan hemen şu yorum yapabiliriz. İçinizden de söylediğinize eminim. Sayının son basamağı ya 1'dir ya da 6'dır arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sayfadayız. Bir sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise duyar gibi oluyorum. İçinizden söylüyorsunuz. Son rakamı ya 2'dir veya arkadaşlar 7'dir. 4 de bölünebilme kuralı. Ben buradan sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. 5'e bölümünden kalan 3 ise buradan hemen şu yorum yapabiliriz. Son rakam ya 3'tür ya 8'dir 5 fazlası. 5'e bölümünden kalan 4 ise bu son rakamın ya 4 ya da 5 fazlası olan son rakamın 9 olduğu anlamına gelir. 4'ü bölünebilme kuralına bakıyorum. Sayının son iki basamağı 4'ün katı ise sayı 4 ile tam bölünür. Şimdi dikkat ederseniz şöyle ilerlemedim bölünebilme kurallarını atırken. 2'ye bölünebilme, sonra 3, sonra 4, sonra 5 demedim. Önce 2 dedim, sonra 5 dedim, sonra 4 diyorum. Yani buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Eğer bir soruda böyle su rakamı bulmadan diğer basamaklar hakkında yorum yapmamalıyız. Önce son rakamı, sonra yanındaki rakamı, sonra önden öncekileri tespit ederek yorum etmeliyiz. Şimdi bakın Dörde bölüme kuralına bakıyorum. Son iki basamak dördün katı olacak. Yani 0 0 olabilir. 04 olabilir. 08, 12 24 48 gibi sayılar olabilir arkadaşlar. Yani mesela 1 2 3 4 5 6. Bu sayıyı dörde bölmenize gerek yok. Sadece son iki basamağa bakıyorsunuz. 56 sayısı şuraya yazalım. 56 sayısını alıyorum. Dörde bölüyorum diye bakıyorum. 1 4 çıkartıyorum. 16'da 4 kere var. 16'da çıkartıyorum 0. Evet diyorum ki bu sayı 4'e bölünür. Mesela 3, 5, 7, 2, 6, 9. Mesela böyle bir sayımız var. Bu sayının 4'e e bölünüp bölünmediğini anlamak adına veya 4'e bölümünden kalan ne olduğunu bulmak adına sadece son iki basamağa bakarız. 69. 4'e bölüyorum bir kere var. 4. 29'da 6 kere var. 24. Pardon 7 kere var. Özür diliyorum. 28 çıkartıyorum bir ve bu sayıyı arkadaşlar oturun hesap makinesinde de deneyebilirsiniz arkadaşlar. 4'e bölün kalanınız garanti 1 olacaktır. 8'e bölünebilme son 3 basamak arkadaşlar 8'in katı olacak. Yani 0 0 0 olabilir 0 0 8 olabilir 0 16 olabilir. 160 olabilir, 168 olabilir. Böyle arttırmak mümkün. Sadece sonuç basamağına bakmanız yeterlidir arkadaşlar. 3'e bölünebilme kuralı. Sayının rakamlar toplamı 3'ün katı ise sayı 3 ile tam bölünür arkadaşlar. Sayının rakamlar toplamının 3'e bölümünden kalan neyse bu sayının da 3'e bölümünden kalan o sayıdır. Bunu unutmayalım. Şimdi şu sayıları bir görelim istedim arkadaşlar. 321 rakamlarını toplayalım bakın. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 3'e tam bölünür mü? Bölünür. O halde bu sayıda 3'e tam bölünür. İsterseniz arkadaşlar hemen deneyelim ve görelim diyorum arkadaşlar. Şimdi Buradan ilerleyecek olursak, bu arada telefonum uçak modunu almayı unutmuşum. Hemen onu da uçak moduna alalım istiyorum. Öyle devam edelim. Kusura bakmayın. Şimdi buradan ilerliyorum. 321'e bakıyorum. 321'i alıyorum. 3'e bölüyorum. 1, 3 çıkartıyorum. 0, de yok. 0 attım. 21'de 7 kere var. 107. Bakın gördüğünüz üzere kalan ne oldu? 0 oldu. Şimdi şurada 548'i bölecek olsak arkadaşlar. 548'i kenarda bir yerde 3'e bölelim. Bir kere var 3 çıkartıyorum 24'te. 8, 24 çıkartıyorum 0. 8'de 2 kere var. 6 kalanımız ne oldu? 2. Şimdi 5 artı 4 artı 8'e baktığınızda rakamlar toplamı ne yaptı? 17 yaptı. 17'yi 3'e bölerseniz kalanınız 2. Bakın yine aynı değerle karşı karşıya geldik arkadaşlar. Ben de şekilde 691 3'e bölümünden kalana bakacak olursak bunun için... Rakamları toplamaktansa şöyle bir şey yapmanızı tercih edeceğim. 6 3'e tam bölünür çizdim üstünü. 9 3'e tam bölünür çizdim üstünü. Cevap direkt 1'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayının 3'e bölümünden kalan 1 olacaktır. Benzer şekilde 9'a bölünebilme kuralı soruluyorsa arkadaşlar sayının rakamlar toplamı 9'un katısı sayı 9'a tam bölünür diyoruz. Sayının 9'a bölünme kalanı bulalım diyor. Şimdi burada yine benzer bir taktik izleyeceğim arkadaşlar. 7 6 daha 13 5 daha 18 yaptım mı bakın. Bunları direkt sildiniz. O zaman bu sayının 9'a bölümünden kalan direkt 3'tür. Mesela burada bakın toplamı 9 olanların üstünü çiziyorum. 6 3 daha 9, 5 4 daha 9. Bu sayının 9'a bölümünden kalan 0'dır mesela. Rakamları tek tek toplamanıza gerek yok. 7 2 daha 9, 6 3 daha 9. Mesela bu sayının arkadaşlar 9'a bölümünden kalan garanti 8'dir arkadaşlar. Diye soruya baktığımızda 8 1 daha 9 çiz üstüne gitsin. 6 3 daha 9 çiz üstüne gitsin. 4 ile 2'yi topladık. 6 bu sayının 9'a bölümünden kalan garanti 6'dır arkadaşlar. Bir sayı 2 ve 3 ile bölünüyorsa 6 ile tam bölünür. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi bir örnek yapalım arkadaşlar. Sayının 3'e bölümünden kalan eğer 0'sa biz hemen buradan A'nın alacağı değerleri bulmaya çalışalım. 3'ün üstünü direkt çiziyorum arkadaşlar. Çünkü zaten 3'e bölünebilme kuralı üzerinde çalışma yapıyorum. O zaman 2A3. A'ya yazacağım sayıları yazıyorum arkadaşlar şimdi. 3'ün üstünü çizdim. En küçük yazacağım sayıyı bulduktan sonra işim çok kolay. 1 yazsam olur. En küçüğü bulduktan sonra 3 fazlası 4, 3 fazlası 7 yazarız. Kalan 1 ise 2A3 diyor bakın dikkat ederseniz. 3'ün üstünü çizdim. Şimdi de A'ya değer vereceğim arkadaşlar. 1 versem tam bölünüyor. O zaman 1 daha vereyim. Yani 2 ekleyeyim ki Kalanımız 1 olsun. 3 fazlası ne yapacak? 5. 3 fazlası ne yapacak arkadaşlar? 8 yapacak. 3 fazlası 11 yapar. 11 diye bir rakam olmadığı için arkadaşlar onu yazamıyoruz. Diğerine baktığımızda yine benzer şekilde 2A3 üç sayımız. 3'ün üstünü çiziyorum. Çünkü 3'e bölünme kuralı üzerine çalışma yapıyorum. Kalanın 2 olmasını istiyorsam dikkat ederseniz bakın 0 yazarsam 2 ile 0'ın toplamından zaten 2 oluyor. Kalanımız şu anda 2. En küçüğü bulduktan sonra 3 fazlası, 3 fazlası ve 3 fazlası üzerine ekliyorum. Diğer sayfaya geçtik arkadaşlar. Sayının 5'e bölümünden kalan 3 ise biz hemen buradan şu şey yorumu yapabiliriz. Son rakam ya 3'tür ya da 5 fazlası olan 8'dir. İki ihtimal teker teker yazıyorum. 2, 4, A, 3, 2, 4, A, 5 fazlası ne oldu? 8. 9 ile tam bölünüyorsa rakamlar toplamı 9'un katı olacak. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. O zaman buraya ben 0 yazabilirim, bir de 9 da yazabilirim arkadaşlar. Bu tarafa bakıyorum. 8, 4 daha 12, 2 ekledim. 12'nin üzerine 14. 14'ün üzerine 4 eklersem 9 ile tam dönecektir. O zaman A yerine yazılacak değerler 0 artı 9 artı 4'ten dolayı 13 olacaktır. Diğer sorumuza geçtiğimizde, rakamları farklı 4 basamaklı sayısının 5'e bölümünden kalan 4 diyorsa 2M44 ya da son rakam 2M49 olacaktır. 9'a bölümünden kalan 2 ise arkadaşlar hemen kontrolümü yapıyorum. Şu kalanım olacak o zaman diğer tarafın 9'un katı olması gerekiyor. 44 daha 8 o zaman buraya 1 verirsem 9'a bölümünden kalanım 2 olur. Fakat rakamları farklı dediği için bunun üzerine direkt çarpatıyorum arkadaşlar. Diğerine baktığımızda 9 üstüne çiziyorum çünkü 9'a bölünme kuralı üzerinde çalışıyorum. Bu kalanım olsun arkadaşlar. 4'ün üzerine kaç ekleyeyim o zaman? 5 ekleyeyim tam bölünsün. O zaman M yerine yazacak değeri bulun diyor. M garanti 5 olmak zorundadır arkadaşlar. 5 basamak sayısının 4'e bölündüğü biliniyor ve 9 ile bölümünden de kalanın 1 olduğu biliniyorsa A değerler toplamını soruyor. 4'e bölünebilme kuralı hemen hatırlıyorum. Son 2 basamak 4'ün katı olacaktı. O zaman 2, 3, A, 3, 2 olabilir. 2, 3, A, 3, 6 olabilir. Başka da ihtimalimiz yok. 4 fazlasını üzerine ekledim. Bakın dikkat ederseniz. 9'a bölümünden kalanımız 1 olacak arkadaşlar. 3, 3 daha 6. 2 de burada var. 8, 2 de burada var. 11. 11'in şu anda 9'a bölümünden kalan 2 arkadaşlar. 2'nin üzerine yedeklersek tam bölünür. Bir daha ekleyelim ki... Arkadaşlar kalanımız 1 olsun. Yani A buradan 8 gelir. Diğerine geldiğimizde 6, 3 daha 9. 9'un üzerine çizelim gitsin. 5'in üzerine 4 eklersem tam bölünür. O zaman 1 daha ekleyeyim ki 1 kalanı versin. Yani 5 ekleyeyim. O halde buradan 8, buradan 5. 8 artı 5'ten dolayı cevabımız ne oldu bakın? 13. 5 basamak sayısının 4'e bölümünden kalan 1 ise son 2 basamak 4'ün katından 1 fazla olacak arkadaşlar. O halde yazıyorum 2, 4, 5, 13 olabilir bakın. Son iki basamak 13. 13'ü 4'e bölersem kalanım 1 olacaktır. 2 4 5 20 33 olabilir. 32'den dolayı arkadaşlar. Şuraya hemen 33 ekleyelim. Sonra 2 4 5 5 3 olabilir. 2 4 5 7 3 olabilir. 2, 4, 5, 9, 3 olabilir. Bakın 93, 92'den dolayı yine 1 kalanını verecektir. O halde A yerine yazacak değerler 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9 olacaktır. Buna lütfen dikkat. Bu toplamın değeri 10, 20, 25 oldu arkadaşlar. Bir sayının nasıl olduğunu anlamak için en az kaç tane sayıya bölmek gerekir? Bununla ilgili arkadaşlar birkaç tane soru gördüğüm için böyle bir soruyu yazmak ihtiyacı duydu. Ve bu nedenle de bölünebilme kurallarını attım Ki bölünebilme kuralları arkadaşlar her öğrencinin bence bilmesi gereken bir şey. Çünkü hani e, işlemlerde gerçekten pratiklik sağlıyor. Bunun için uygulayacağımız yöntem şu. Kare köklü sayıyı biliyorsak arkadaşlar bu sayının karekökünden küçük, karekökünden küçük doğal sayılara bölünüyor mu? Asal sayılara bölünüyor mu? Bölünmüyor mu? Buna bakılır arkadaşlar. Bundan sonrakilere bakılmaz. Ama karekök sayıyı bilmiyorsak ki bu videoyu ilerleyen yıllarda da izleyenler olacağını düşündüğüm için şöyle anlatıyorum. Bu sayı neyin karesine yakındır arkadaşlar? Neyin karesinden küçüktür en yakın? 11'in karesi, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121. 121'den küçük bir sayıdır. Yani 11'den küçük arkadaşlar. Aslında 11'den küçük küçük şöyle şöyle yazalım arkadaşlar. 11'den küçük asal sayılara bakacaksınız. Ne var yani? 7'ye bölünüyor mu diye bakacaksınız. 5'e bölünüyor mu diye bakacaksınız. 3'e bölünüyor mu diye bakacaksınız. 2'ye bölünüyor mu diye bakacaksınız. Eğer bunların hiçbirine bölünmüyorsa hemen kontrol edelim. 113 arkadaşlar 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Son rakamları bölünmez. 113'ü bir de 7'ye bölelim. Bakalım bölünüyor mu? 1 kere var 7. 43 6 kere var 42 bölünmedi. Artık bunun garanti arkadaşlar asal sayı olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bundan sonra ya işte hocam bu 113 sayısı 13'e bölünüyor mu? Ya da 11'e bölünüyor mu? 17'ye bölünüyor mu? 19'a bölünüyor mu? Bu gibi şeylere bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer bu 4 tane sayıya bölünmüyorsa bu sayı garanti asaldır arkadaşlar. Bu bir çözüm yöntemidir. Lütfen aklınızda kalsın. Örneğin 221 sayısını inceleyelim şimdi. 221. 15'in şöyle yapalım. 14'ün karesi ne yapar? 196. 15'in karesi ne yapar arkadaşlar? 225. Demek ki 15'ten küçük asal sayılara bakacağız. Ne var 15'ten küçük? 13'e bölünüyor mu diye bakacağız. 11'e bölünüyor mu diye bakacağız. 7'ye bölünüyor mu diye bakacağız. 5'e bölünüyor mu diye bakacağız. 3'e bölünüyor mu diye bakacağız. 2'ye bölünüyor mu diye bakacağız. Yavaş yavaş başlayalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? 2, 2 daha 4, 1 daha 5 bölünmez. 5'e son rakam 1 olduğu için bölünmez. 221'i hemen alıyorum. 7'ye bölüyorum. 3 kere var. 21. 11'de 7 bir kere var. Dikkat edersek yine bölünmez. 221 arkadaşlar 11'e bölünür mü? 2 kere var. 21, 22, 22. 001 olmadığı için 0 attım 11'e bölünmez 221 hemen bakıyorum arkadaşlar 13'e bölünüyor mu bir kere var 13 91'de 13 7 kere var 7 kere 13 arkadaşlar 91 yapar 221 arkadaşlar 13'e bölündüğü için asal değildir arkadaşlar Şimdi bunu bir de karekök yardımıyla yapmaya gösterelim arkadaşlar. Eğer 13'e de bölünmeseydi bundan sonra 17'ye bölünüyor mu 19'a bölünüyor mu diye bakmamıza gerek yoktu arkadaşlar. Şimdi şu 113'ün karekökle nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar. Karekök bilenler için de çözüm yöntemi öğrenilmiş olsun. Kök 113 yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? 10 virgül küsürlü bir sayıdır arkadaşlar. 10 virgül küsürden küçük asal sayılara bölünüp bölünmediğine bakılır. Bölünmediğine bakılır ve sayının asal olduğuna karar verilir. Yani işte şu sayıları bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmasanız sevinirim. Çevrenizdeki arkadaşlara gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.